keşke günahların beni mahzun etmesine mukabil kalbim kalaklar içinde çarpsaydı. Kalsaydım derdime derman dese Mevla'nın kapısına gelseydim. Sıkıldığım için geldim deseydim. Bunaldığım için geldim deseydim. Kimse derdime derman olamadı, onun için sana geldim deseydim. Alem beni hep oyaladı, alem beni hep ifal ve tesvil etti. Şeytandan yanmış, nefisten yanmış, hissiyatımdan yanmış olarak yanmayacağım bir kapı bildiğim kapına geldim. Lütfedersen, kapını açarsan derdimi sana şerh etmek istiyorum. Zira Sinan'ın derdini ancak sen anlarsın. Demişsen elini dizine vurmayacaksın. Keşke keşke demeyeceksin. Yüzü gülen bir bayramla karşı karşıya geleceksin. Ümidinizi kırmak istemem. Cenab-ı Hak ümidimizi kırmasın. La yeyesun irrahillah illel kavmül kafirun. Hele bayram dediğimiz bir günde benim anladığım manada Cenab-ı Hakk'ın zatıyla, rahmetiyle tebessüm ettiği bir günde müminlerin kalbinde bu mutlu yapacak sözler İradem dahilinde söylememeyi düşünür ve söylememeye çalışır. Cenab-ı Hak beni kendi zatını sevdirmeye amin kılsın, vesile kılsın. Büyük bir şeydir. Nasıl bir şey istedim? Bu başımdan aşkın bir şeydir. Ben kim, o kim? Size de Allah kendisini sevdirsin. Ne diyeyim bunu? Daidar olmuş bir gönlüm vardır. Gönüllerin mahbubunun sevilmediği 23. asırda. Yıkık bir hissiyatım vardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kalplerde yerini alamadığı 20. asırda. Gönüllerde Mevla'nın yerine maddenin kaim olduğu bir devirde sinesinde bir kalp taşıyan insanın dahil olmamasına imkan var mıdır? Şu kubbenin altında Mevla'nın bize lütfettiği bayramı idrak ederek toplandık. Ağzımızla demeye cesaret edemesek bile hissiyatımızla ona doğru teveccüh edip bütün kalbi heyecanımızla, bütün kalbi helecanımızla el kaldırıp ona diyelim ki bize seni nasıl tanımamız gerekiyorsa onu lütfeyle Allah. İçimize saygını doldur, haşyetini doldur, içimize muhabbetini doldur. Seni sayalım, senden korkalım ve yalnız seni sevelim. Korktuğumuz şeyler bize korku ve dehşet saldılar. Merhamet etmediler, acımadılar, yüzümüze bakmadılar. Ne cihanın şarkı ne de garbı derdimize derman olamadılar. Dövdüğümüz kapılar daima yüzümüze kapalı kaldılar. Dokunduğumuz pencereler hep bize karşı kapalı kaldılar. Akıl edip bir kere kapını dövmeye gelemedik. Gelemedik, gelseydik lebbeyk kullarım diyecektin ama diyemedik. İşte şimdi bayramda geldik. Nasıl dökük, nasıl kırık, nasıl yıkık. Bunu kalbi olanlar bilir ve sen çok iyi bilirsin. Bizim sana takdim edeceğimiz ibadetlere değil de şu kalbimizin perişaniyetine, yıkılmış hissiyatımıza, şeytanın dahi şu bayramda ümit ettiği rahmetin hürmetine merhamet et, yıkık taraflarımızı tamir eyle. Diyelim. Bunu demek de büyük şeydir, gönül ister. Ama zerratın, eşcarın ve nebatatın müminlerle beraber el açıp bir halkayı zikirde beraber Mevla-i Müteala La ilahe illa hu dedikleri dakikalarda, saatlerde ve mukaddes bir günde rahmeti ilahiden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bize merhamet buyursun. Kabul buyurduğu kimselerle beraber bizi de dergâh-ı nezdü'l-uhiyyetine alsın. İnşallah. İnsanın başkalarına, başkalarının perişan haline ağladığı, müteessir olduğu çok olur. Bugünün insanı hususiyle en az ağladığı şey kendisidir. Kendi cenazesi, kendi cürmü, kendi günahı, kendi yıkılışı, kendi dökülüşüdür. Bugünün insanı kendi perişaniyetine ve yıkılışına başkalarını ağladığı kadar ağlayabilseydi, rahmeti ilahiden ümit edilirdi ki Cenab-ı Hak onun ceyhun ettiği gözyaşlarını, onun yeniden bitmesine, bir nevbahar halinde neşvi nema bulmasına, yemyeşil
zümrüt halinde arz-ı didar etmesine sebebiyet verecek. İnsan kendisi için ağlayabilseydi, içine dönebilseydi, bütün sadakatıyla içi ıstırap içinde, kalaklar içinde çırpınabilseydi ve sonra buna tercüman olarak sadece ve sadece Mevla'nın bildiği ve Mevla'ya teveccüh ettiği bir noktada ona gözyaşı dökebilseydi, Allah tamir edecekti onu. Biz işte böylesine anlaşılmaz, böylesine bilinmez, alabildiğine bir karanlıkta hangi kapıyı döveceğimizi bilmeyen şaşkın insanlar durumundayız. Hakiki müminliği bu nesil görmediği için ona hakiki müminliği anlatmak çok zordur. Yer yer gerçek müminliği yaşamış sahabeden misaller anlatmışımdır. Başkaları da anlatmıştır. Yığın yığınını bilirsiniz onlardan. Bilmiyorum o muvazene ve kıstaslar altında gerçek Müslümanlığı anlama seviyesine yükselebiliyor muyuz? Gerçek Müslümanlığın yüzüne bakabiliyor muyuz? Ama siz ister bakın ister bakmayın, ben gerçek Müslümanlığı size intikal ettiremeyeceğime kani olduğum için sizler de onu gerçekten kavrayacağınıza kani değilim. Hakiki Müslümanlık olsaydı bizim şu andaki perişaniyetimizi çok iyi anlayacaktık. Ama bu ortada olmadığı için bozuk ve köhne bir fikrin ifadesi olarak din bir vicdan işidir, sapık zihniyetine saplandığımız için, Kur'an'ı rafa koyduğumuz için, Resulullah'ı ara sıra andığımız için, Allah yemenin, içmenin, çalışmanın, dünyevi işlerin hallinden sonra vakit bulunduğu zaman anıldığı için gerçek Müslümanlığı anlatmaya, anlamaya adeta imkan yok gibidir. Cenab-ı Hak bu imkanı bize lütfetsin. Rahmaniyet ve rahimiyeti hürmetine azametini kalplerimize duyursun ve bizi muhabbetiyle doyursun inşallahü teala. Bu bizim halimizdir. Bu hali görme teveccühümüze vesile olması bakımından arz ettim. Yoksa batılı tasvir çok hoş değildir. Yıkılışımızı anlatmak çok hoş değildir. Ama halimiz budur. Ben kendi halime bakıp kendi muhakememi, kendi muhasebemi yaptığım zaman netice cehenneme bir yol çıkıyor benim karşımda. Rahmeti ilahiden ümidin kesikliği çıkıyor benim karşıma. Resul-i Ekrem'in şefaatinden mahrumiyet çıkıyor benim karşıma. Kulluğumu, durumumu formüle ettiğim zaman, upuzun yatıp uzandığım, gaflet dolu gecelerimi formüle ettiğim zaman, upuzun halkla gafil geçirdiğim günlerimi formüle ettiğim zaman, dilinden anlamadığım Kur'an'ın acı acı ve garip garip yüzüme bakışı karşısında Mevlam'ın emirlerinin ne olduğunu anlayamadığımın muhasebesini yaptığım zaman, bakıyorum ki benim önümdeki bütün yollar cehenneme gidiyor. Kur'an'ı anlamayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Resulullah'ı piştarımı tanımayışım, ruhum feda olsun. Tanımayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Mevla-i Müteala binlerce fani şeyleri tercih edişim, beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Gözümün önüne dikilen, konan, ben ihvalime ve tesvilime sebebiyet veren makamın, halkın teveccühü, riyakarlık, bir türlü yakam elinden kurtaramadığım gösteriş ve alayış benim için beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Bütün bunlardan bizarım ama şu bizarlığımı size döktüğüm şerhinliğim kadar Mevla-i Müteala şerh edebilseydim, belki bana salim ve salih bir kalp lütfedecekti. Şu anda belki sinem parça parçadır ama bunu da esasen sinesi parça parça olan anlar. Ne güzel demiş. Sine kahem şerha şerha esfirat, tabe güyem şerhi derdi işte. Perişanım bugün cana perişan olmayan bilmez. Benim kadar mücrim olsaydınız cürümün ne demek olduğunu bilirdiniz. Şu sabah muhasebemi yaparken aklımdan geçeni bilmem ki size söylesem. Mevlam'la aramda bir bana sadece bir insan dediğini bilsem ya Rabbi dedim. Bayram yapacağım ama bilemiyorum. Belki bilmeden gireceğim. Ama o anda hissettiğimi söyleyemem, dile getiremem ki. Thank you.
masiyetin ol, hatalarım ol, isyanların ısrabını içimde duyamayışım ol, yıkılmış kalbimi idrak edemeyişim ol, perişan olmuş hissiyatımı anlayamayışım ol, namazlardaki kusuruma zuhurumu ol, günde 5 defa Mevla beni huzuruna çağırdığı halde haşyet içinde, saygı içinde kendisine teveccüh edemeyişim ol. Siz de isterseniz benim gibi of deyin. Günahlarınıza, hatalarınıza of deyin. Ürpermeyen kalbi insan, sağında ve solun, sağının solunun arasında taşıması, insan için vicdanında bir azap, sırtında da bir yüktür. Mustarip olmayan bir kalbi insanın içinde taşıması, kalaklar içinde olmayan bir kalbi içinde taşıması, hesapsız duyguları insan sırtında taşıması insan için bir yüktür. Allah sırtımıza yük olarak koyduğu bu şeylerin altında ezilmekten bizleri halas eylesin. Fakat bir havfün, bir recanın, bir saygı ve haşyetin ve bir Mevla-i Mutaale teveccühün, her şeyi ondan beklemenin muvazenesi olduğunu herhalde anladınız. Cenab-ı Hak işaretle, serahetle anlattırsın. Küçük şeylerle büyük şeyleri anlamaya muvaffak kılsın. Cürümlüden duyduğunuz, mücrimden duyduğunuz şeyleri cürümsüzden duymuş gibi kalbinize tesir kalkıylesin. Bu benim affıma vesile olacaktır. Bir adam bir dakika Allah için yaşarsa